Burası Çanakkale'nin Özgürlük Parkı ve insanlar cumartesi, pazar veya diğer günlerde burada spor yapıyorlar, çocuklarını parka getiriyorlar ve çok güzel bir zaman geçirme yeri. Şimdi ben de buradan çocuklarımızı alacağım ve çiftliğe doğru ilerleyeceğiz. Gördüğünüz gibi burada kortlar falan var ve insanlar buraya gelip sıra alıp gelip tenisini falan oynuyorlar. Aşağıda şimdi oraları size çekemeyeceğim. Çünkü arabadan inmem lazım. Orada da insanlar işte çay kahve içebiliyor. Yeme içme yeri var. Ondan sonra çocuklara çok güzel oyun alanları var. Yani buraya gelince mutlaka Çanakkale'ye gelirseniz Özgürlük Parkı'nı görmeniz lazım. Bakın insanlar akın akın o tarafa doğru gidiyor. Şöyle azıcık arabaların arkasından görebilirseniz görmüş olacaksınız. Girişi de tam şuradan. Şöyle bakın. Skuterlarını alan buraya gelmiş. Şöyle beklerken azıcık çekmek istedim Özgürlük Parkı'nı. Arkası deniz. Önü de bayağı büyük bir alana yayılıyor. Kızçelerimi aldım Özgürlük Parkı'ndan ve şimdi ilerliyoruz. Çanakkale özgür özgür kent diyorum ya, gerçekten çocuklarımız da burada bizim çok özgür. Yani çok rahatlıkla, bakın üçü geldiler Özgürlük Parkı'nda, iyi zaman geçirdiler. Bir tane de küçük kızçemiz var, onu da getirmişler. Yani çok güzel zaman geçirdiniz değil mi kızlar? Evet. İyi, bravo size. Şimdi ilerliyoruz çiftliğimize doğru. Girdik artık çiftlik yoluna ve azıcık karayol olacağı için takır tukur kamera oynayabilir. Ama önemli değil. Ben sizi azıcık buralarında çekmek istiyorum. Şöyle tangır tungur. Artık yavaş yavaş Çanakkale, bakın buraya beri de geliyor. Görüyorsunuz sağda solda binalar. Gittikçe büyüyor. Çok göç alıyor. Ama gene de insanlar burada her yerden daha mutlu olduğunu gördüm. Ve kimi zaman niye geliyorlar diye ben de sitem ediyorum. Sanki ben Çanakkale'liymişim gibi. Sanki bana ait ya Çanakkale, büyüdü kapımıza kadar dayandı falan filan diye. Ama tabii ki insanlar mutlu olduğu yere gitsinler. Ama küçük yerlere gitsinler, koca koca şehirlere değil. Orada sadece para var, başka hiçbir şey yok. Bir de bakın şurada çok güzel bir çöplük göstereceğim size. Tabii ki her yeri çöplük yaptığımız gibi, bakın buraya da güzel bir çöplüğe çevirmişik, sağ olsun insanoğlu. Geldik gibi bir şey. Bizden başka da piknikçiler var buralarda. İnsanlar etrafa kaçıyorlar. Bakın her taraf çöp. Nasıl dellenmeyeyim yani? Dellenince Gülnaz dillendi oluyor. Dellenirim tabii ki. Yuppi! Geldik kızlar. Burası da meşhur çiftlik. Konu komşu, iyi zaman geçirdiğimiz yerlerden biri. Herkes burada, herkes burada bizden başka. Size çok güzel bir kaplumbağa göstereceğim. Volkswagen. Öyle olması gerekli. Çiftlik dediğim, bakın kuyu, koyun, kuzu. Burada da mangal sefası. Şimdi şöyle sizi bir çiftliği gezdirmek istiyorum. Şu anda bakın. Şurada bir tane White Bull Rolls, bu Vos ne zamanın? Kaç senenin? 4 yılda Çanakkale iskelesine. Bakın 64 yılında Çanakkale iskelesine inen Volkswagen bu. Şöyle. Görüyor musunuz ne kadar güzel? Ama tabii artık tarih eserliği bile kalmamış. Ben olsam bunu çok güzel tamir edip bahçeme koyardım. Ama burada artık çürümeye yüz tuttu. Kalsız çiftlik olmaz. Merhaba. Huhu, gel. 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 Bakın bu da kangalımız. Şöyle burada tavuklar. (Gülüyor)
Hava da azıcık soğuk ama olsun. Burada diğer koruyucumuz tavuklar. Kazları göstereceğim size. Yavruları olduğu için çok agresifler. Bakın bakın. Bak bak, sakın yaklaşma diyor. Yaklaşırsan seni parçalarım. De bakayım. Görüyor musunuz Fas? Fas yavrularım var, sakın ha diyor. Burada seslendirme yapmak zorunda kalıyorum çünkü kazın faslamasına rüzgarın sesi iğrenç bir uğultu oluşturdu. O yüzden bakın şurada alttaki yavruları size göstermek istiyorum. Annesinin kanadının altına sığınmışlar. Tamam. Ay bakın nasıl koruyorlar yavrularını, görüyor musunuz? Tamam tamam tamam, ellemeyeceğiz. Tamam. Azıcık yaklaşacağım, çok yaklaşmayacağım. Çünkü bana bir saldırırlarsa kaçıp da rezil olmayacağım size karşı. Şöyle. Anne kaz ve baba kaz yavrularını koruyor ve beni çok yaklaştırmıyorlar. Ben de tabii ki dikkat ediyorum. Çünkü ürkütmek istemiyorum kendilerini. Huzurlarının da kaçmamasını sağlamak lazım. Peşinden koşuyorum ama yakalayamıyorum. Tavuklar Afrika tavuğu. Burada da Yozgat'talarmış. Ve bunları şöyle kaçtıkları için azıcık zoomlayarak çekeceğim size. Hah, horozumuz da yaklaşıyor. Bakın bu Afrika tavuğu. Bunları Yozgat'a getirmişler. Kene yemek için, kene yesinler diye. Ve burada evcilleşmişler. Yani bunlar normalde vahşi Afrika tavuğumuş. Şöyle görüyor musunuz? Zoomlayarak size gösteriyorum. Çok güzeller ve burada özgürce çiftlikte yaşıyorlar ve çiftlik dediğim böyle olur. Hey, hayvan mevcut neredeyse. Kedisinden köpeğine, kuzusundan koyuna, birkaç keçi ve çobanımız tabii ki. Çünkü başlarında çoban olmazsa bunlarla kim ilgilenecek? Bugünlük videoyu çok uzattım. Çiftlik hayatında gördünüz. Şöyle arkamda da koyun kardeşler size selam çakıyor. Ve Çanakkale çiftliğimizden size selam ve saygılar. Şöyle gösteriyorum. O kadar güzel ki köy yaşamı. Yani insanlar çakılıp kalsın İstanbul'da işleri yoksa. Gördünüz mü? Ne kadar güzel. Huhu, Pırçıklı TV. Abonelikler bekliyorum. Bugünlük çiftlik hayatından bu kadarı. Tabii sistemlerimi de göz önünde bulundurun. Ve hepiniz köylere yerleşin. Görüşmek üzere bir sonraki videoda. Bay bay. Ateşi de yaktık. Bizim grup ateşsiz olamaz değil mi? Üçüncü sokak. Olsun olsun. Duman altında kaldık ama ateşin tadı da böyle çıkar canım. Tradisyonel neydi? Ateşimizi yaktık gene 3. sokak, bakın. Ama bugün 3. sokakta değiliz, çiftlikteyiz. Gördünüz mü? El sallayın bakayım hepiniz. 3. sokak, var mı sizin böyle komşularınız? Çay da var. Gerçek mi? Böyle güzel ateş olur da çaysız geçer mi 3. sokak sakinleri? Çok güzel çayımızı demledik. Ve görüyorsunuz inanılmaz bir keyif ve hiç bedavadan, yani çok bir para gerekmiyor böyle bir şey yaşamanız için. Ben bunları sizin bütün nispet olsun diye çekmiyorum. Ama size ilham olur, belki siz de böyle komşuluklar yaratıp komşularınızla küçük yerleşimlerde yaşayabilirsiniz diye size çekip yayınlıyorum.